Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Evet, geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'ya turist olarak gittiğimizde araba satın alıp ehliyet alabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer siz Amerika'ya geldiğiniz zaman ehliyet almak istiyorsanız tabii bulunacağınız eyaletteki motor vehicle denilen ehliyet kurumunun kurallarına uygun hareket etmeniz gerekiyor ve onların sizden istediği şartları yerine turist vizesiyle bile getirebilirseniz ehliyetinizi almanıza bir engel olmaz. Ama bu dediğim gibi her eyalette mümkün olacak bir durum değil turist olduğunuz için. Ama belli eyaletlerde mümkün olabilir ve bu gerekli puanlamalı sistemi onlar uyguluyorlar. Gerekli puanları tamamladıysanız turist vizesiyle de ehliyeti alabilirsiniz. Ve ehliyeti aldıktan sonra arabayı almanızda herhangi bir engel yok. Arabada alabilirsiniz. Tek oradaki durum büyük bir ihtimalle krediyle araba almakta zorlanabilirsiniz. Ama belli düşük ölçüde bir rakamla nakit olarak alacağınız arabayı almanızda ve ehliyetinizle beraber adınıza kredi ettirmenizde herhangi bir engel olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde bize. 2 yıl kuralı olan C1 vizesini waiver almadan evlilik yoluyla green card alınabilir mi diye bir takipçimiz soruyor. Kişiler eğer Amerika'ya C1 programı ile geldiyseler ve program altında 2 yıl ülkelerine dönme zorunluluğuyla karşı karşıyaysalar o zaman bu kuralı kaldırmaları gerekiyor. Eğer ki kişi diyelim Amerikan vatandaşıyla evleniyor ve yeşil karta gitmek istiyorsa bu kuralı kaldırmak zorunda. Bu 2 yıl kuralı kaldırmadan green card'ı alması mümkün olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan başka bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Turist vizesi almak için illaki doğduğunuz veya yaşadığınız ülkeden mi almak zorundasınız? Yoksa başka ülkelerden de turist vizesine başvurabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz tabii turist vizesi tarzı vizeye başvururken Amerikan konsolosluğuna başvurduğunuzda ya vatandaşı olduğunuz ülkedeki Amerikan konsolosluğu ya da yerleşik olduğunuz bir ülkedeki Amerikan konsolosluğu üzerinden vize başvurunuzu yapmanızda fayda var. Yani siz diyelim Türkiye'de yaşıyorsunuz, Türk vatandaşısınız ama işte ben Almanya'ya ziyarete gidiyorum. Gitmişken orada Amerikan konsolosluğu vizesine başvuru yapayım ya da yapabilir miyim diye sorduğunuzda yok yapamayacaksınız. Bu her Amerikan konsolosluğu yerinde mümkün olmayacak. Ama şunu yapabilirsiniz. Öyle bir ülkede geçişi bulunacaksınız. O ülkedeki Amerikan konsolosluğunun sizi vize görüşmenizin yapması için yeterli ya da uygun görmeyeceğini görmek lazım. Mesela bu Kanada'da mümkün olan bir şey. Bu Meksika'da mümkün olan bir şey. Dolayısıyla Kanada ve Meksika'daki Amerikan konsoloslukları oradaki başka üçüncü ülke vatandaşlarının orada Amerikan konsolosluğunda vize görüşmesine girmesine engel olmazlar ve bu vize görüşmesine üçüncü ülke vatandaşları girebiliyor. Yani Kanada vatandaşı diyelim kişi, diyelim geçici olarak Kanada'da bulunuyor ama Türk vatandaşı oradaki Amerikan konsolosluğunda turist vizesi görüşmesine girebiliyor ama bu her ülkede mümkün olan bir durum değil deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen geçen haftadan kalan soru şu yönde. Çekiliş haricinde en kolay green card nasıl alınır diye takipçimiz soruyor. Takipçimizin kolaylık dediği durumu anlamak lazım neyi kastettiğini. Ama buradaki şunu söyleyebiliriz. Tabii ki çekiliş dışında en kolay green card'a gidilebilecek yöntem ailevi başvurular üzerinden olabilir. Ailevi başvurular üzerinden kişilerin green card'a gitmesidir diyebiliriz. Bu tabii kişinin eşi olabilir. Kişinin 21 yaşından büyük çocukları olabilir, kişinin anne babası olabilir ve kişinin Amerika vatandaşı kardeşleri olabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplayalım. Tabii diğer bir yöntem de bir Amerikalı bir şirketin ya da işverenin size green kartınız için başvuru yapmış olması olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya girdikten bir süre sonra Amerika'da restoran, benzin istasyonu, kafe gibi bir yer almak için statüyü E2 vizesine çevirirsek Türkiye'ye geldiğimizde çevrilen statü otomatikman iptal oluyor. Türkiye'den E2 vizesi almak için başkonsolosluğa benim kafem var, restoranım var dediğimiz zaman vize vermeme durumu olabilir mi? Ne şekilde olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika turist vizesiyle geldiniz ve burada bir yatırım yaptınız ve bu yatırımın sonucunda işte restoran ya da benzin istasyonu ya da kafe gibi bir yere yatırım yaptınız ve onun üzerinden de E2 statüne geçtiniz diyelim. O zaman siz o statüyle ancak Amerika'da şirketinizi yönetebilme hakkına sahip oluyorsunuz. Ülke dışına çıktığınız an artık o statü bitiyor. Dolayısıyla
Amerikan konsolosluğundaki vize görüşmesine gittiğinizde randevunuza, o zaman da hala yatırımınızın gerçekliği, aktifliği, istihdam yarattığınız ve bu tip durumları onlara gösteriyor olmanız lazım. Onlar da bunu gördüğü zaman Amerikan konsolosluğu görevlisi size E2 vize vermemesi için bir engel olmuyor. Ama tabii ki vermeme durumu olabilir mi noktası, bu her zaman mümkün olan bir şey. Her statü değişikliği yapan %100 Amerikan konsolosluğu onay alacak diye bir kaydı yok. Alamadıkları durumlar istisna da olsa ya da az da olsa olabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. E1 yatırımcı vizesi almak için Amerika'ya girerken pasaportunuza B1 vizesinin vurulmasını istemek sıkıntı yaratabilir mi diye takipçimiz soruyor. Siz eğer Amerika'ya giriş yaparken ve bu girişi yaptığınız sırada ne amaçla geldiğinizi anlattığınızda, bu iş amacı ise görevli B1 basıyor olacak. Bu seyahat amacı, gezme amacı ise B2 basıyor olacak. Dolayısıyla siz bu noktada kişilere bana B1 basın demekten ziyade niçin geldiğinizi, onlar da sizin niçin geldiğiniz noktasında tatmin olmaları önemli olan nokta. Dolayısıyla size sorduklarında niye geliyorsunuz Amerika'ya? İş amacıyla geliyorum. İşte burada müşteri görüşmesi yapacağım, toplantıya katılacağız ya da depo tutacağız. Neyse, bu noktaları açıklıyorsanız o zaman görevli bunu anlamaya çalışacak. Hani siz acaba çalışmaya mı geliyorsunuz, yoksa gerçekten burada bir iş görüşmesi ya da bir yatırım, yani iş görüşmesi derken müşterilerinizle bir görüşme ya da bir yatırım ya da bir yer tutmak gibi adımları mı atıyorsunuz? Bunu anlamaya çalışacak. Dolayısıyla siz bu noktada ben iş amacıyla geliyorum, şu şu çalışmalara ya da şu şu toplantılara katılacağım dediğinizde, eğer bunu da kanıtlayacak yazılarınız varsa görevlilerin istemesi halinde sunmanız için size B1 basmamaları için bir engel kalmaz. Yani sizin onlara dönüp ya işte benim girişime B1 basın demeniz biraz işin gerçeği tuhaf kaçar. Dolayısıyla siz sadece geliş amacınızı sorulan sorulara doğru bir şekilde cevap vererek yapıyorsunuz ve onlar size B1'i basmış oluyorlar. Tabii ki E1 durumu da ondan sonraki ticaretle ilgili olacak, yapılacak çalışma için sonradan değerlendirilecek bir durum olacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru. Amerika'da okul bittikten sonra OPT ile alınan SSN numarası ile çalışmaya devam etmek suç teşkil eder mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi Amerika'daki göçmenlik yasalarına göre kişiler eğer çalışma izinleri olmadan burada çalışıyorsalar ya da çalışma izin süreleri sizin durumunuzda olduğu örnekte bittiği halde çalışmaya devam ediyorsalar, tabii ki göçmenlik anlamındaki yasaları ihlal etmiş sayılıyorsunuz. Yani bu bir cezai bir suç değil. Diyelim birine zarar vermek gibi bir cezai bir suç değil. Ama bugünün sonunda sizin göçmenlik yasalarını ihlal ettiğiniz bir suç durumu ortaya çıkarır ve dolayısıyla bu şekilde de sınır dışı edilmekle karşı karşıya kalabilirsiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru da şu yönde bize. Tarih bölümünü bitirip Amerika'da yüksek lisans yapmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor diye takipçimiz soruyor. Bizim bu noktadaki tavsiyemiz değerli öğrenci arkadaşımıza ve takipçimize, eğer okumayı planladığınız okul belli ise ya da okullar, bu okullarla irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Bu okulların uluslararası öğrenci bölümüyle irtibata geçip onlardan okullarında yüksek lisans yapmak için ne tür şartları yerine getirmeniz gerektiğini örnek veriyorum. Belki TOEFL'dan belli bir puan alınacaksa onu öğrenmek, CİMET mi gerekiyor onu öğrenmek, işte kredi notları, transkriptler, referans mektupları, neler gerekiyorsa bunları öğrenmenizde fayda olacak. Dolayısıyla en yapacağınız mantıklı şey bu uluslararası öğrenci danışmanlarıyla okullardaki irtibatta olup onlardan okula başvuru yapabilmek için ve okuldan onay almak için neler yapılması gerektiği noktasında izin almanızda ya da bilgi almanızda fayda var. Bu sayede de okullara başvurularınızı yapıp okullardan kabul alınca da eğitiminizi yerine getirmeniz mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. Diyelim Green Card ile Amerika'ya gittim. Aradan 2 yıl geçti. Türkiye'de evleneceğim. Nereye gidip ne yapmam gerekiyor diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer Türkiye'de bir resmi nikah kıyma planınız varsa yapacağınız şey Türkiye'deki yerel mercilerden, belediyelerden ya da evlilik kurumlarından, evlendirme dairelerinden resmi nikahınızı kıymak olacak bu nişanlınızla ve dolayısıyla yapmanız gereken ilk adımı olacak ve ondan sonra eğer evlendiğiniz eşinizi buraya getirmek istiyorsanız da
Amerika'dan göçmenlik dairesine onun için göçmen vize sponsorluğu için, green card için başvuru yapacaksınız. Ve bu başvuru süreci de yaklaşık 2 yıl sürecek, belki 2,5 yıl. Ve o başvuru sürecinin sonunda da eşinizi Amerikan konsolosluğu üzerinden göçmenlik vizesi alıp Amerika'ya gelmesini sağlıyor olacaksınız. Bu sayede kendisi de Amerika'ya gelip sizinle beraber bu değişik green card'ını alıyor olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. Amerika'da statü değişikliği yapıp F1 vizesi almak istiyoruz. Fakat dil okulu yerine bir community college'a kayıt olma şansımız var mı? Dil okulu yerine community college'a başvurmak vize alma aşamasında herhangi bir sıkıntı yaşatır mı diye takipçimiz soruyor. Şimdi eğer Amerika'da statü değişikliği yapıp F1 statüne geçmek istiyorsanız, o zaman State Department tarafından servis sistemi için görevlendirilmiş okulların birinden I-20 belgenizi alıyor olmanız lazım. Bu okulların içinde özel dil okulları olduğu gibi aynı anda da community college'lar da yer alıyor. Her community college yapmayabilir. Uluslararası öğrenciler için bu servis sisteminin parçası olmayabilir. Ama buna içinde yer alanlar oluyor. Dolayısıyla siz bir community college'ı biliyorsanız ya da belirlediyseniz onların ESL bölümü olup olmadığını öğrenin ve ESL bölümü içinde uluslararası öğrencilere I-20 verip vermediklerini sorarsanız o okul üzerinden I-20'yi alıp göçmen dersine başvurunuzu yapabileceğinizi anlamış olursunuz. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı çıkma durumu gibi bir şey söz konusu değil. Onlar I-20 sisteminde yasal olarak oldukları sürece siz onlar üzerinden I-20'nizi alıp herhangi bir sorun yaşamadan vize statü değişikliği için başvurunuzu yapmış olabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. Amerika vatandaşlık mülakatı ve testi sözlü mü, yazılı mı, yoksa kağıt üzerinde bir test mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerika vatandaşlığı başvurularındaki testler sözlü diyebiliriz. Yani herhangi böyle bir test sonucunda işte A, B, C, D şıkkı olan bir tür sınav türü değil. Burada görevliler sizin ezberlemeniz gereken ya da öğrenmeniz gereken 100 sorudan en az 10'unu size soruyorlar. Ve bunların altını bildiğinizde sınavı geçmiş oluyorsunuz. Ve bu sözlü olan bir sınav. Dolayısıyla görevli size soruyu okuyor. Siz soruya cevap veriyorsunuz ve diğer soruya geçiyor. Fakat İngilizce bölümünde belli soruların ya da cevapların ya da belli yazmanız istedikleri şeyleri işte bir soru söyleyip ya da bir konuyu söyleyip adını ya da bir cümlesini bunu yazar mısın diyor. Sizin yazma, İngilizce yazma yeteneğinizi öğrenme noktasında bir yazılı olma durumu var. Yoksa sözlü bir mülakat sistemiyle karşı karşıyasınız diyebiliriz. Diğer bir takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. Ben şu an Türkiye'de yaşıyorum ve Amerikan vatandaşı bir bayanla evlilik durumumuz var. Ve USCIS benden evlilik için hangi evrakları isteyecektir diye takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz Amerikan vatandaşıyla evlenecekseniz, göçmenlik dairesi bu noktada, immigration, sizden isteyecekleri önemli evraklar noktasından bir tanesi evlilik sertifikanız olacak. İkincisi, daha önceki boşanma evraklarınız varsa sizin ya da eşinizin onlar olacak. 3, sizin ve eşinizin doğum sertifikaları olacak. 4, eşinizin finansal durumu olacak. 5, tabii ki sizin ilişkinizin başladığını ya da sürdüğünü gösteren ortak dokümanlar neler varsa bunlar olacak. Dolayısıyla önemli olan evraklar kapsamında bunları sayabiliriz diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. Amerika'da olmadan şirket nasıl kurulur diye takipçimiz soruyor. Amerika'da şirket kurabilmek için kişilerin Amerika'da bulunma zorunluluğu yok. Dolayısıyla siz Türkiye'de bile bulunurken Amerika'da şirket kuruluşunuzu yapabilirsiniz. Ve bu noktada örnek veriyoruz. Genelde işte kişiler avukatlarla, muhasebecilerle ya da internet üzerinden bu servisi veren bazı şirket kuruluşu yapan firmalar aracılığıyla şirket kuruluşlarını gerçekleştirebilmektedirler. Ve bu şirket kuruluşları eyaletten eyalette değişecektir. Kimi eyaletlerde vergi avantajınız olacaktır. Kimilerinde belli insentifler alabilirsiniz. Tarzı bazı değişiklikler olmakla beraber kişiler başvurunu yapabilecektir. Yani kişiler istedikleri eyaletlerden nerede iş yapılacaksa oradan ilerleyebilirler. Ama aynı anda vergi avantajı sağlayacakları yerlerde kuruluşları yapabilirler. Fakat şunu söyleyeyim ben, hani şirket kuruluşu noktasında bir problem söz konusu değil ama banka hesabı açma noktasında sizin burada olup olmamanız fark ettirebilir.
Eğer güvenli bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız, sizin kontrolünüzde olmasını istiyorsanız, şirket kuruluşundan sonraki banka hesabı açılışında Amerika'da bulunabiliyorsanız bulunmanızı tavsiye ederiz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde bize. New Jersey ehliyeti olan bir kişi New York plakalı bir arabanın araç sigortasına dahil olabilir mi diye bir soru soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Genelde sigortalar kişilerin, yani sigortayı yaptıran kişilerle araç sahibinin aynı kişi olmasını görmek isterler. Dolayısıyla bunu ön bir şart olarak söyleyeyim size. Fakat araç sahibi olmayıp da sigortaya eklenen ikinci, üçüncü kişi olabilir. Fakat bu kişilerin genelde sigortadan sigortaya, eyaletten eyalete değişmekle beraber bu kişilerin ana sigortayı yaptıran kişiyle aynı ev halkından olmasını daha çok görmek isterler. Dolayısıyla siz başka bir eyalette de olsanız, yani ehliyetiniz varsa diyelim, dolayısıyla hani New York ehliyetiniz var, New York'taki bir aracın sigortasının içine girmek istiyorsanız ve sigorta şirketinizin sizi kabul edip etmemesini görmeniz lazım. Çünkü dediğim gibi genelde aracın sahibiyle sizin aynı olmanızı görmek isteyebilirler. Bu değilse o zaman New York'taki o araç sahibinin ve ana sigortalının evinde yaşıyor olmanızı görmek isteyebilirler. Eğer o şartın üzerinde durursalar da bu sefer New Jersey lisanslı olmuş olmanızdan dolayı New York'taki aracın sigortasına eklenmeniz gibi bir durum söz konusu olmayabilir. İdeal olarak genelde yapılan şey tabii ki sizin ehliyetinizi o kullanacağınız ya da yaşayacağınız eyalete değiştirmenizde bizim tavsiye edeceğimiz durumlardan bir tanesi olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizin bize sorusu şu yönde. I-20 belgesinin geçerlik süresi ne kadardır? Bilindik bir okuldan I-20 almak vize için daha mı iyi olur diye takipçimiz soruyor. Şimdi I-20 belgesinin, yani sizin bir okuldaki ne kadar süre, hangi bölümde okuyacağınızı gösteren belgenin süreliği o okuldaki hangi programa yazıldığınız, ne kadar süre gideceğinize göre değişebilir. Belki 4 senelik bir üniversiteye kabul aldığınızda belki I-20'niz 4 senelik olarak gelecektir. Ya da 1 senelik programlara gittiğinizde 1 senelik, 6 aylık programa gittiğinizde 6 aylık gelecektir. Dolayısıyla bu sizin eğitim yapmayı planladığınız alan ve okulun durumuna göre bu sorunun cevabını vermek daha mantıklı olur. Yoksa farz edin dil eğitimi gibi bir şeyse o zaman 1 yıllık bir I-20'nin yeterli olacağını düşünüyorum sizin için. Aynı anda da bilindik bir okul demekle kastettiğiniz, hani Amerikan Konsolosluğu'nun itibar verdiği bir okul olsa bu tabii ki sizin için daha rahat olabilir. Çünkü bazı okullar sadece statü vize koruması için işlem yaptığı görünen okullar var. Bir de gerçekten eğitim veren, bilinen, belli itibarlı okullar var. Tabii ki bu okullar sizin vize almanızı daha da kolaylaştırır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. Amerika'da dil okulu için öğrenci vizesine kışın başvurmak mı daha mantıklı, yazın mı diye takipçimiz soruyor. Yani bunun cevabını vermek zor olacak. Fakat biliyorsunuz dönemlik ya da sezonluk durumlara bakılmadan kişiler dil eğitimi için her dönem başvuru yapabilirler. Yani bu sonuçta, hatta bazı okullar var, her ay başlıyorlar. 2 ayda bir program başlatıyorlar. Dolayısıyla bu noktada asıl cevap bence sizin Türkiye'deki sorumluluklarınızı bir anda nasıl bırakıp ya da onlarla olan bağlarınızı görevlilere gösterirken buraya niye bir eğitime ya da dil eğitimine geldiğinizi göstermede faydası olabilir. Farz edelim Türkiye'de okulunuz varsa o zaman yaz döneminde gelmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Şu oradaki eğitiminiz devam ettiği için gibi bir örnek verebilirim ve bu sayede de takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. 18 Eylül'de süresi dolmuş Work and Travel C1 vizesine sahip bir kişi sponsor bulursa tekrar yasallık elde edebilir mi veya F1 öğrenci vizesi alabilir mi diye takipçimiz soruyor. Eğer siz yasal durumunuzu ihlal ettiyseniz, ki bahsettiğiniz örnekte 18 Eylül itibariyle C1 vizeniz bitmiş durumda. Belki bir 30 gün seyahat izniniz vardı. O da geçti. Dolayısıyla ondan sonra herhangi bir başvurunuz yoksa sistemde yasal durumunuzu kaybetmiş sayılıyorsunuz. Dolayısıyla bu durumda siz sponsor dahi bulsanız ya da öğrenci vizesine geçmek isteseniz maalesef bunu burada yapmanız mümkün olmayacak. Yalnız bir faktörü belirteyim size. Eğer siz bir sponsor derken işte green card ya da çalışma vizesi gibi bir şey için sponsor bulduysanız o zaman ülke dışına çıkmanızda fayda var. Özellikle bahsettiğiniz sürelerle 18 Eylül'de bittiyse diyelim süre,
10. ay, 11. ay, 12. ay, daha 3 ay bile olmamış durumda. Önemli olan 6 ayı doldurmadan ülke dışına çıkmış olmanız. Eğer böyle bir sponsorluk var ise o zaman yapılacak şey ülke dışına çıkış yapmanız en kısa sürede. Ki o diğer sponsorluk üzerinden çalışma vizesi ya da green kartı almanızda herhangi bir engel oluşmasın. Ve konsolosluktan da onu alıp gelebilmeniz mümkün olsun diye süreyi lütfen 18 Eylül'den itibaren 6 ay eklediğinizde geçirmemiş olmanız lazım ki ülke dışına çıkıp sponsorluk üzerinden geri gelebilin. Yoksa burada ne sponsorları ne de öğrencisine geçmeniz şu an mümkün değil deyip bu arkadaşımızın sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. Kız arkadaşım green card'ı aldı ve Amerika'ya gitti. Evlendiğimiz takdirde benim de evlilik üzerinden green card'ı almam ne kadar sürer? Evlilik yolunda green card almak 4-5 sene sürer diyenler var. Acaba bu doğru mudur diye takipçimiz soruyor. Şimdi green card sahipleri eşlerine başvuru yapabiliyorlar. Buradaki tek olay eşlerinin göçmenlik vizeleri için olan vize kotasını beklemesi gerekiyor. Bu bekleme süreleri her yıl değişebiliyor, her ayda değişiyor. Dolayısıyla süreleri her zaman kestirmek mümkün olmayabilir. Fakat sizin duyduğunuz 4-5 sene bekleme süresi önceden olan bir süre dönemiydi. Şu anki bu tip başvurularda bekleme süresi neredeyse 2 yılı bulabiliyor ya da 2 yıl civarında sürüyor. Dolayısıyla şu an için çok daha hızlı bir şekilde sizin green card'a gitme durumunuz mümkün oluyor. Eğer nikah kıyarsanız ve yeşil kart sahibi eşin üzerinden size başvuru yapılırsa dolayısıyla 2 yıl civarında yeşil karta gitmeniz şu anki sürelerle mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bize geçen haftadan gelen bir takipçimizden soru da şu yönde. Ben Amazon.com'da FBA modeliyle iş yapmak istiyorum. Yani Çin'den ürün yaptırıp Amazon Amerika'da bu ürünü satmak istiyorum. İlk olarak Amerika'da şirket kurup bu işe bu şekilde başlayacağım. Bu iş modeliyle alabileceğim bir vize türü var mıdır diye takipçimiz soruyor. Tabii eğer siz şirket kuruluşu yapıp burada Amazon üzerinden satışlar yaptıracaksınız, satış yapacaksınız ve dolayısıyla bunun için de belli bir yatırım yapmanız gerekecek. Eğer yatırım yaparsanız Amerika'daki firmanıza o zaman sizi tavsiye edebileceğimiz vize türlerinden bir tanesi E2 vizesi olacak. Dolayısıyla E2 vizesiyle siz yatırımcı vizesi alıp buradaki şirketinizin işlerini büyütmesiyle ilgilenebileceksiniz. Dolayısıyla evet bu mümkün. Bu tip ticaret ya da e-ticaret yöntemiyle kişilerin E2 vizesine gitmesi mümkün olan bir süreçtir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. 13 yıl önce Amerika'ya turist vizesiyle geldik ve halen yasal değiliz. Türkiye doğumlu 15 yaşına giren kızım var ve Amerika'da liseye gidiyor. Onun için yasal işlemleri yapabilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Şimdi sizin yasal durumda olmamış olmanız ve kızınızın yasal durumda olmamış olması onun herhangi bir yasal anlamda işlemler yapılan bir noktasını mümkün kılmayabilir. Fakat ben şunu dile getirmek isterim. Belki dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Bu da çünkü emin değilim yapılıp yapılmadığı noktasında. Eğer daha önceden DAKA'ya başvuru yapıldı mı, yapılmadı mı, bu Obama döneminde geçirilen, sizin kızınızın gibi durumda olan çocukların başvurabildiği bir hak durumu vardı. Bunu değerlendirip değerlendirmediğinize bir emin değilim. O yüzden bir soruyorum o noktayı. Diğer bir durum, eğer kızınızın yaşı daha ufak olduğu için, eğer ona bir Amerikan vatandaşı ya da başka bir gardiyan olacaksa, o gardiyanlık üzerinden belki yeşil karta gitme durumu mümkün olabilir. Bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederim diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta bir vatandaşımızın, takipçimizin sorusu şu yöndeydi. Kendisi eğer iflas başvurusu yapılırsa Amerikan vatandaşlığına geçmede herhangi bir engelle karşılaşır mıyız diye bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Öncelikle kişilerin iflas talebinde bulunması göçmenlik dairesi noktasında, yani herhangi bir yasa yok. Kişiler eğer iflasa başvurursalar işte yeşil kart alamazlar, vize alamazlar ya da vatandaş olamazlar diye bir yasa söz konusu değil. Dolayısıyla ilk önce şöyle diyebiliriz. Eğer kişiler iflas başvurusu yapmışsalar bu onların bu ABD vatandaşı olmasını engelleyecektir diye kesin bir kural yok. Fakat şu önemli,
Eğer kişiler iflas başvurusunda bulunursalar bu vatandaşlık başvurularında onların işte ahlaki anlamda ya da etik kuralları anlamında belli ihlalleri olduğunu ortaya çıkarabilir ve bu ortaya çıkaracak durumdan dolayı da vatandaşlar geçmelerini engelleyebilir. Dolayısıyla eğer iflas edilmiş bir durum var ise en az bir 5 yıl geçmesini beklemekte fayda var vatandaşlığa başvurmak için. Yoksa iflas gibi bir durumla karşı karşıya kalacaksanız ya da vatandaşlık, önce vatandaşlığın halledilmesinde fayda var deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen bir takipçimize gelen soru şu yönde. Üniversiteden yeni mezun olacağım. Amerika'ya gelmek için dil okulu mu yoksa turist vizesiyle gelmek mi daha kolay olur? Kabul alma oranım hangisinde daha yüksek diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var tabii, hani bunu ikisi de göçmen olmayan vizeler. Dolayısıyla siz eğer buraya geliş amacınızın net olduğunu gösterebilirseniz tabii ki eğer bu dil eğitimi ise çok daha rahat olabilir. Ama kısa süreli bir gelişse o zaman turist vizesi çok daha mantıklı olur. Yani dolayısıyla sizin unutmayın, Türkiye'deki okuldan yeni mezun oldunuz. Oradaki bağlarınızdan biri kopmuş durumda şu an ve buraya vize alabilmeniz için belli bağların oluşması gerekebilir. Yani bu ya Türkiye'de bir eğitimi devam ettirme olabilir ya da bir işe girme olabilir. Ve bunun neticesinde ben aslında sizin vizeye başvurmanızı tavsiye ederim. Yani öğrenci ya da turistlerin hangisi şansınızı arttırmasından yana sizin şu an orada okulu bitirdiğiniz için bir bağınızın olmamış olması negatif bir durum yaratır. Dolayısıyla Türkiye'de eğitiminizi devam ettirerek ya da bir işte çalışmaya başlayacaksanız başlayıp ondan sonra vize görüşmesi ya da vize başvurusunu yapmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Turist vizesi almak için 6 aylık ya da 1 yıllık işe girip çalışmak daha mı garanti olur? Yoksa direkt üniversiteden mezun olur olmaz turist vizesine başvurmak daha mı mantıklı diye takipçimiz soruyor. Siz üniversiteyi bitirdiyseniz, bir işte çalışmaya başladıysanız en az 6 ay ya da 1 yıl bir çalışma geçmişi yaratmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü öbür türlü görevliler sizin gerçekten buraya gezme niyetiniz olmadığını düşünebilirler ve vize vermeme yoluna gidebilirler. Dolayısıyla siz turist vizesine başvuru yapmak için en az bir 6 ay hatta 1 yıllık bir iş geçmişini oluşturmanızı size tavsiye ediyoruz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Online'dan bize gelen diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Havaalanından Amerika'ya girişte ne gibi sorularla karşılaşıyoruz? Bu sorulara nasıl cevaplar vermeliyiz diye takipçimiz soruyor. Şimdi diyelim siz turist vizesiyle geliyorsunuz ve Amerika'ya indiniz uçakla, gümrük görevlisinin olduğu yerden geçiyorsunuz. Belli soracakları sorular ne kadar kalacağınız olabilir, nerede kalacağınız, ondan sonra gidiş dönüş biletiniz olup olmadığını görmek isteyebilirler. Ne kadar bir paranız olduğunu, hani burada kalışınızda nasıl masraflarınızı karşılayacağınızı sorabilirler. Dolayısıyla Türkiye'de ne yaptığınızı sorabilirler. Hani sizin turist olarak gelip gitme durumunuzu bu şekilde sorgulayabilirler deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Türkiye'de aldığımız yeni uluslararası ehliyetimizde Amerika için kullanım hakkı nedir diye takipçimiz soruyor. Şimdi sizin ister uluslararası ehliyetiniz olsun, ister Türkiye ehliyetiniz, Amerika'da geçerlilik durumu bazı eyaletlerde hiç geçerli olmayacak. Çoğu eyalette ise siz onu sadece 6 aya kadar kullanabilirsiniz diyecekler. Hani 6 aydan sonra artık o eyaletin ehliyetini almış olmanızı görmek isteyecekler. Dolayısıyla sizin uluslararası ehliyet almanız sadece yani International Driver License diyecek önünde. Üstünde İngilizcesi yazacak. Bu olacak. Yani onun dışında Türk ehliyetinizde kullanmanızda bir engel yok. Benim hani bu noktada söyleyeceğim nokta sadece o. Kullanım hakkı var mı? Evet var. Çoğu eyalet bunu 6 ay civarında tutacaklar. Tabii onun dışında da kullananlar oluyor mu? Oluyorlar. Ama dediğimiz gibi eğer uzun kalacaksanız yaşayacağınız eyaletin ehliyetini almaya çalışmanızda fayda olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Amerika'da açık artırmayla alınan evin bir yıl sonunda sahibi tarafından borcu ödenirse paramızı geri alabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii siz eğer bu açık artırmalardan, short sellerden alımlar yapıyorsanız ve bu alımları yaptığınız yerlerden tabii her bölgeye ya da tavla göre, kasaba göre değişebilir kurallar.
belli kurallar olabiliyor. Tabi orada borçlu olan kişi, işte evini kaybeden kişi bir süre içinde de belli bir limit içinde ödemesini yaparsa, herhalde sizin durumunuzda da bir yıl o aldırmayı planladığınız yerde ödemeyi yaparsa evini geri alabiliyor. Böyle bir durumda da siz tabi paranızı geri alabiliyorsunuz. Yani o noktada sizin sizden dolayı kaynaklanan bir durum yok. Ve asıl borcu dönüp ödeyen var. Dolayısıyla siz paranızı geri alabiliyorsunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Yalnız şunu da söyleyeyim. Bu tip alımlarda çok dikkatli olmak lazım. Çok sorun yaşayanlar da oluyor. Yani onu özellikle devamlı yapmıyorsa kişiler iş olarak açıklarını bilemeyebiliyor. Ve çok kötü dealların ya da anlaşmaların içine de girmiş olabiliyor. Dikkatli olmakta fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer takipçimizden gelen soru da şu yönde. Biz iki arkadaş F1 veya B2 vizesi Amerika'ya gelmeyi düşünüyoruz. Şu an üniversitemiz devam ettiği için hangi vize türünü seçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda bizi önerimiz var mı nedir diye takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz farz edelim okula devam ediyorsunuz ve okulunuzun yaz döneminde buraya 3 aylık bir eğitim için gelecekseniz öğrenci vizesine başvuru yapabilirsiniz. Yani bunu tavsiye ederim. Ama geçici, yani gezme amacıyla da geliyorsanız tür sitesinde almanızda bir sakınca görülmeyecek. Önemli olan nokta sizin okulunuzdaki puanlarınızın, notlarınızın iyi olması. Çünkü konsoloskluğuna bakacak ve buraya geliş amacınızı anlamaya çalışacaklar. Dolayısıyla eğer kısa süreli bir durumsa bu, ben bu noktadaki tavsiyem F1 vizesi de olacak. Yani F1 vizesi yapabilirsiniz. Tabii B2'ye de başvurmanızda bir engel olmayacaktır. Kısa süreli gezme amacıyla geliyor isek. Diğer bir takipçimizden bize gelen, bugün canlı yayında gelen soru şu yönde. Amerika'da gideceğim eyalette Türk avukat olup olmadığını kontrol edebileceğim bir platform var mıdır diye takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Bunu öğrenebileceğiniz belli Türk online siteleri var. İşte Türk grupları ile ilgili, Türk eyaletlerle ilgili, Türklerin nerede yaşadığı ile ilgili belli böyle community ile ilgili belli dernekler ya da siteler var. Bu noktadaki tavsiyem, bu online sitelerden bakabilirsiniz. Hani sektörüne göre kişiler, İşte Türklerden kimler olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Diğer bir tarafta şey olabilir. O gideceğiniz eyaletteki bulunan yerel derneklerle irtibata geçebilirsiniz. Türk kökenli derneklerle. O derneklerin aracılığıyla da o bölgede avukat ihtiyacı olup olmadığını, avukat ihtiyacınız olduğu noktasını dile getirdiğinizde belli bir yardımla karşı karşıya kalabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Takipçimizden bu canlı yayında gelen soru şu yönde. Çin vatandaşı birinin green card alma prosedürü nedir diye takipçimiz soruyor. Şimdi tabii şey anlamak lazım burada, hani bu bahsettiği Çin vatandaşı ne üzerinden green card'a gidiyor, nasıl alıyor noktasını anlamak gerekiyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Green card alabilmeleri için Çin vatandaşlarının çoğu dünya ülkesinden durumları farklı. Çünkü onların vize kotasını beklemeleri gerektiği durumlar var. Bu vize kotaları çok uzun sürebiliyor. Dolayısıyla hani prosedürü anlamak için hangi tür green card başvurusu yapıldığını anlamak lazım. Ama genel green card prosedürleri aynı. Sadece Çin vatandaşı olanlar için bu vize kotasını bekleme numaraları çok uzun sürüyor. Bunu bu şekilde bir cevap vermiş olabilirim. Bugün canlı yayında bir takipçimiz şeyi soruyor. Ben kalp pili taşıyorum. Türkiye'de ehliyetim var. Bu durumumla Amerika'da ehliyet alabilir miyim diye takipçimiz soruyor. Bu sağlık durumunuzdan dolayı ehliyeti alıp almayacağınızın en iyi cevabını size Amerika'da hangi eyalette yaşayacaksınız, o eyaletteki ehliyet kurumundan öğrenmenizde fayda var. Bunlara da motor vehicle diyorlar departmanı. Dolayısıyla bu departmandan bunu aslında öğrenmeniz çok daha yerinde olacaktır. Sonuç olarak eğer kullanabiliyorsanız, kullanmanızda bir engel yoksa durumunuzu engelleyeceğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi net cevabı motor vehicle departmanından öğrenmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. E2 ile başladığımız işimize Amerika bankalarından temin ettiğimiz krediyle gerekli miktardaki yatırımı kendi işimize yaparak EB5 vizesine geçiş yapabilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Buradaki bütün mesele krediyi nereden alındığı ve nasıl alındığı. Eğer siz krediyi iş yeri üzerinden ya da iş yerinin teminatından alıyorsanız o maalesef yatırımın parçası sayılmayacak. Yok eğer siz onu kişisel olarak çekiyorsanız ve sadece kişisel olarak bu riskin altına giriyorsanız kredi alırken, o zaman onu yatırımınız içinde değerlendirebileceksiniz. Yoksa var olan E2 sürecinde yatırdığınız paralar, kredi çekerek ya da şirket kredi çekerek aldığı paralar yatırım olarak sayılmaz ve EB5 vizesine geçiş yapmamızı
engel olacaktır, sağlamayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru da şu yönde. DS-260 formunu doldurmadan önce Rus vatandaşı kız arkadaşımıyla evlenirsem eşim de benimle green card sahibi olur mu? Eşimin Rus olması problem olur mu diye takipçimiz soruyor. Tahmin ediyorum bu takipçimiz green card çekilişi çıkmış bir talihli. Dolayısıyla bu başvuruyu yapmak üzere. Bunun için şunu söyleyebilirim. Eğer siz kız arkadaşınızla evlenirseniz, tabii doldurmadan önce gerekli formları ve bu formlardan hem size hem onun için doldurulursa bu sayede hem siz hem de eşiniz green card'ınızı alıyor olabileceksiniz. Onun Rus vatandaşı olması yani Türk vatandaşı olmaması herhangi bir engel getirmeyecek, herhangi bir sorun getirmeyecek onun vize almasında yani göçmenlik vizesi almasında değil. Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden online gelen soru da şu yönde. Ben ilk defa Amerika turist vizesi başvurusu yaptım. Daha önce herhangi bir ülkeye giriş yapmadım. Bu bir dezavantaj mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu tabii sizin Türkiye'deki bağlarınızın güçlüğüyle bağlantılı bir durum. Ama tabii ki sizin ilk defa sadece Amerika vizesine başvuruyor olmanız çok olumlu bir durum olmayabiliyor. Genelde kişilerin eğer örnek veriyorum Schengen vizesi almışsalar, Avrupa'ya ziyaret etmek isteyen kişiler, Amerikan vizesini bunu ondan sonra alıyorsalar şansları çok daha fazla olacaktır. Hani direkt bir dezavantaj vardır demek çok zor ama hani alamazsak da bunun sebeplerinden bir tanesi de hiç ülke dışına çıkmamış olmamız olabilir deyip dolayısıyla bir Schengen vizesi öncesinde yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bu sayede takipçinin sorusunu cevaplamış olayım. Evet bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. 10 yıllık Amerika turist vizem var. Amerika'ya giriş yapıp 1 ay kaldım. Aradan 4 yıl geçti. Şimdi tekrar Amerika'ya girişte sorun yaşar mıyım diye takipçimiz bize soruyor. Anlaşılan Amerikan vizeniz var. Zaten yaklaşık 4 yıl önce gelmişsiniz ve az kalmışsınız. 1 ay kadar kalmışsınız. Dolayısıyla şimdi tekrar geliyorsunuz. Hiçbir sorunla karşılaşacak bir durumunuz yok. Ama tabii görevliler sorabilir. Ne yapıyorsunuz? Ne kadar kalacaksınız? Filan gibi sorular da gelebilir. Bunlar da şaşırmayın. Yoksa bir sıkıntı görünmüyor durumunuzda. Canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Amerika'da dil okulu yoluyla green card alınabilir mi diye takipçimiz soruyor. Yani Amerika'da dil okulu yoluyla öğrenci olarak green card alınabiliyor mu diyorsanız yok bu mümkün değil. Yani eğitim üzerinden dil okuluna green card'a gitmeniz mümkün değil. Ama hani bir dil okulu bana sponsor olacak diyorsanız onlarla çalışmam için ya da onların üzerinden burada çalışma vizesiyle oturmamam için bu ayrı o mümkün olabilir. Ama tahmin ediyorum sizin kastettiğiniz ilk soru dolayısıyla dil okulu üzerinden sizin green card almanız mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet diğer bir takipçimizden bugün online gelen soru da şu yönde online'da. Ben Amerikan vatandaşıyla evlendim. Şimdi USCIS'e başvurmak için kendi kendime finansal konuda sponsor olabilir miyim? Überci olarak çalışmaktayım. Benim imkanım yeterli mi? Yeterince iyi sayılır deyip bunun mümkün olup olmadığını bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi anladığım kadarıyla siz Uber işi yapıyorsunuz ama yasal mısınız bu işi yaparken? Bu işi yapmayı yetkiniz var mı? Bunu anlamak gerekiyor. Dolayısıyla bu işi yapmak için yetkili değilsek yani çalışma iznimiz yok ise o zaman sizin income'ınızı saymanız mümkün olmayacaktır. Ya eşinizin income'ını ya da işte gelirini sayılacaktır. Ya da ek bir sponsorla bu durumun çözülmesi gerekir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayına gelen diğer bir soru da şu yönde. Ben Amerika'da hem üniversite okumak hem de çalışmak istiyorum. Nasıl yapacağım diye takipçimiz soruyor. Şimdi bunun için önemli olan nokta siz eğer bir üniversiteye kabul aldığınızda o üniversitenin kampüsü için çalışmak için başvuru yapabilirsiniz okulda. Ya da eğer okulun programı izin veriyorsa CVT dedikleri okul süresince çalışma izni veren bir durum olup olmadığını okuldan sormanız lazım. Çünkü genelde böyle üniversiteler diyecekler ki okul sonrası size OPT veriyoruz ama siz onlara CBT hakkı olup olmadığını yani okul süresi içinde çalışma hakkı olup olmadığını sormanızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Vize aldım. Amerika'ya girişte nasıl bir uygulama oluyor? Bu konuda bilgi verebilir misiniz diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz turist vizenizi yeni aldıysanız ve Amerika'ya geleceksiniz. Dolayısıyla girerken görevliler sizin vizeyi aldığınız amaçla gelip gelmediğinizi anlamaya çalışacaklar. Ne kadar kalıp, nerede kalacağınız, ne zaman geri döneceğiniz gibi sorularla gelip sizi aslında bir nevi böyle psikolojik bir sorgudan geçirmiş olacaklar. Ve bunun sonucunda da size Amerika'ya giriş izni verip vermeme noktasında karar veriyor olacaklar
diyebiliriz. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Refugee Travel Document farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Bunu Türkiye'den Amerika'ya girişte kullanabilir miyim? Pasaportuma el konuldu ve yenisini almama da izin verilmiyor diye takipçimiz soruyor. Şimdi Refugee Travel programların ya da documentların amacı sizin zaten pasaportla uçmamanız. Elinizde ya green kartınız ve Refugee Travel documentınızla beraber uçuyor olmanız ya da green kart daha yoksa sadece seyahat izni varsa onunla beraber uçuyor olmanız. Dolayısıyla bu noktada sizin güvenliğiniz için başvurduğunuz ülkeye ziyaret ediyor olmanız aslında o hakkınızı kaybetmenize yol açar. Dolayısıyla bu noktada önemli olan Amerika dışında bunu talep ettiğiniz yani güvenliğiniz olmadığı yerdeki ülkeye gidiş çıkış yapmanız sizin aslında bu hakkınızı kaybetmeye yol açar diye bu noktada size yani kullanmamanız noktasında size tavsiyede bulunabilirim. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. 2 hafta içerisinde turist vizesiyle New Jersey'ye gideceğim. Amerika'da kalıp çalışmak ve green card düşünüyorum. Ne yapmalıyım diye takipçimiz soruyor. Eğer bir iş kurma durumunuz varsa bu iş kurma üzerinden yatırımcı vizesine geçmeniz mümkün olabilir. Ya da bir iş yeri size sponsor olacaksa onun üzerinden çalışma vizeleri ya da green card alma sürecine bakılabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Amerika'da master yapmış bir kişi 50 bin dolarlık bir şirket kurarsa E2 yatırımcı vizesi alınabilir mi veya statü değişikliği yapabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi yatırımcı vizelerinde, E2 vizelerinde minimum bir rakam yok. Dolayısıyla 50 bin dolar az da olsa bu noktadaki bir yatırım yapmak mümkün olacak. Ve dolayısıyla bu noktada biz size statü değişikliğini tavsiye edebiliriz. Ve bu statü değişikliği üzerinden siz E2'ye geçmeniz mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Türkiye'den üniversiteden aldığımız transkripti Amerika şartlarına uygun olarak akreditasyon yapabiliyor muyuz? Eğer olursa Amerika'da kendi alanımızda çalışabilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Şimdi tabii ki bahsettiğiniz akreditasyon için yani denklik için siz Türkiye'den aldığınız transkripti şartlara uygunsa yapabiliyorsunuz. Bunun için tavsiyemiz tabii hangi okula gideceksiniz üniversiteye onlarla da görüşüp sizin var olan transkriptinizi ya da diplomanızı kabul edip etmeyeceklerini öğrenmeniz. Ve eğer kendi alanınızda çalışmak istiyorsanız özel lisanslar gerektirmiyorsa eğer çünkü özel lisanslar gerektiriyorsa o zaman özel lisansları aldığınız sürece kendi alanınızda çalışabilirsiniz. Yoksa özel lisanslara gerek kalmadan çalışabiliyorsunuz. Kendi alanınızda gerekli eğitimleri aldıktan sonra çalışmanızda bir engel kalmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. 50 bin dolar yatırımla E2 vizesi alma imkanımız olabilir mi? Örneğin Amerika'da bir helal food kiosku devralıp E2 vizesi alabilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Şimdi E2 vizelerinde, yatırımcı vizelerinde minimum bir rakam yok. Yani 50 bin dolar az görülebilir fakat 50 bin dolarlık bir yatırımla da siz bahsettiğiniz bir food işine girip oradan E2 vizesine, statüsüne geçmeniz mümkün olacaktır. Yani evet, bu tip bir yatırımla bahsettiğiniz tarz helal food kiosk işine girip oradan E2 vizesine geçmeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir sorumuz bugün canlı yayında gelen. Ben Amerika'da turist vizesiyle 5 ay bulundum. 3 hafta önce Türkiye'ye döndüm. Amerika'ya ne zaman geri dönebilirim? Hemen şu an gitsem Amerika'ya işte havaalanında sorun yaşar mıyım diye takipçimiz soruyor. Bu noktada tavsiyemiz evet. Çok uzun süre kalmış durumdasınız ve çok az bir süre kalıp geri gelmeniz kapıda girerken şüphe uyandırabilir. Dolayısıyla bizim bu noktada tavsiyemiz isterseniz en az bir 6 ayı ülke dışında geçirin. Ondan sonra Amerika'ya tekrar geri gelmeyi denemeniz yerinde olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Benim Amerika'da sevgilim var. Onunla evlenmeyi düşünüyoruz. Evlenirsem New York için çalışma, seyahat ve oturum iznim ne kadar sürer ya da ne zaman gelir diye takipçimiz soruyor. Eğer siz kastettiğiniz şu an siz de buradasınız, Amerika'da yaşıyorsanız o zaman evlendiğiniz zaman kız arkadaşınızla yaklaşık şu anki sürelerle çalışma izni ve seyahat izni de geçmeniz neredeyse 6 ayı bulacak. Gecikmeler var çünkü. Yeşil karta geçiş yapmanızda neredeyse 6 ayla 1 yıl arasında sürecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.
Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Green Card sahibi biri bana sponsor olabilir mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi Green Card sahibi birinin size kişi olarak sponsor olması mümkün değil. Eğer bahsettiğiniz durum evlenme durumuysa, ailevi bir durumsa evet başvuru yapabilir. Ama onun dışında kişi ise size işte ben sadece sponsor olmak için başvuru yapıyorum demesi mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, sorumuz şu yönde. Türkiye'de 14 yıldır devam ettirdiğim inşaat şirketim var. Şu an Florida'da bir iş ortaklığı yapma ihtimalim var. 10 yıllık Amerikan turist vizem var. E2 vizesi için neler yapmalıyım diye takipçimiz soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Eğer siz bu iş ortaklığı yapma durumunuz varsa bu iş ortaklığı durumunuzu değerlendirin. Ve bu değerlendirmeye göre de en az %50 ortak olmanız gerekiyor. Ve gerekli yatırımları yapmanız gerekecek. Bu yatırımları yaptıktan sonra bu şirkete sizin için E2 vizesi hazırlanması mümkün olacak. Ve bu E2 vizesiyle siz Amerikan konsolosluğu üzerinden de vizenizi alıp Amerika'ya geliş yapabileceksinizdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.